Sevgili seyircilerimiz merhabalar efendim. Şenliğimize hoş geldiniz. Neredeyiz arkadaşlar? APA'dayız. Evet, APA'dayız. Çumra APA'dayız. Üçüncüsü gerçekleşiyor. Geleneksel hale gelmiş. Bir alkış verin. Şöyle bir görelim vatandaşı. Muhammed. Sabahın erken saatlerindeyiz. Ve sabahın erken saatlerinde Çumra APA'lılar maşallah. Hazırlar her zaman olduğu gibi. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Hemen tanıyalım başkanım sizi. Adem Ekici ismim. Dernek başkanıyım. APA'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk ya, muhteşem bir yer, yemyeşil. Evet, çok evet, güzel. Ben şimdi çok aksiyonu, heyecanı severim sevgili seyirciler. Birazdan gezeceğim. Çumra APA'da çarşamba çayımızı değil mi? Çarşamba çayı. Çayımız, barajımız, hepsini gezeceğim. Ya bir arkayı göster ya. Bak hanım da burada. O da inşallah ablalarımızla konuşacak. Ona da bir alkış alalım. Çünkü burayı dağıtacağız. Bak şu şenlik alanına bak. Nerede gördün Muhammed böyle yeşil bir alanı? Diyor ki abi, Muhammed dedi ki Süleyman abi herhalde hiç yanmayacağız bu kadar yeşil alanın içinde. Hiç böyle bir şenlik görmemiştim dedi. Allah razı olsun. Yapandan, dikenden kaç yıl oldu bilmiyorum burası yapılalı. Hasan abi nasılsınız? Teşekkür ederim. Daha bu giriş kısmı. Aynen. Çumra APA'dayız. Yoğun kol, çok azimli bir ekip var maşallah. Bunlardan Allah birisi de sensin. Şöyle üçüncüsü gerçekleşiyor. Neler bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah katılım da iyi olacak. Oh. İnşallah bundan sonra da şenliğimiz devam edecek. Devam edecek. Şimdi tabii ya yemek beklemez derler değil mi büyükler? Büyükler ne der hocam? Sofra beklemez herhalde değil mi? Yemek geçelim. Hemen tanıyalım hocam önce sizi. İsmim Recep Küçük. Emekli imamım. Aynı zamanda dernek başkan yardımcısıyım. Allah razı olsun. Ne güzel. Hocam duamızı alalım, sonra ağamızın hünerlerini göreceğiz. Aşçılarımıza ne yapacak değil mi? Önce dua, sonra tadına bakacağız. Amin. Bunu da tutun hocam. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. اللهم رزقا في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أدعمنا وساقنا وجعلنا من المسلمين نعمة جليل الله بركة خليل الله شفاعة يا رسول الله آمين. دوام الدولة نصيب جنة ينرى عافية سهرمزن بركة için geçmişlerin ruhu için bu şölenimizin hayırlı bir şekilde tamama ermesi için cümle geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Hocam Allah razı olsun. Duada en güzel söyledik. Şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi pilavlarımızı Tadına bakacağız, ustamızın maharetini göreceğiz. Evet sayın ağam, bir bakalım misafirlere yani layık mı? Misafirlerimizin ağız tadına uygun mu? Buyurun bak. Hepsine geleceğiz. Hepsine inşallah. Evet. Sevgili seyircilerimiz, Konya'da düğünlerde, şenliklerde pilav döktürülür. Şu anda herkes, sayın başkanım devam ediyor. Pilavın tadına bakıyor. Bakalım. Biz onu biraz önce yaptık maşallah. Dur ağam. Ooo ağamın yanına doğru gideceğiz. Paraları attı bakalım. Şimdi demek yemek beğenildi ki. Görelim hocam. Evet yemek beğenildi ki. Misafirlere ikram etmeye uygun ki. Ben şöyle giriyorum. Paralar geldi aşçımıza. Hey maşallah, hey maşallah, Allah razı olsun. Evet, abi görelim yeşillikleri, kırmızılıkları. Oo, Allah razı olsun. Allah size de razı olsun. Güzel bir adet bu ya. Ben de misafirim, Cihanbeyli'de geliyorum. Cihanbeyli'den geliyorum. Allah, sizler? Benim ağabeyle var. Maşallah, misafirler. Sayın ağam, ağamı alacağım yanıma. Abi benim. Maşallah, ağam nasılsınız? Biraz önüne çıkaralım. İyiyiz elhamdülillah. Sizi bir tanıtalım seyircilerimize, ağamız. Evet. Ben Mehmet Ercan. Evet. 45-46 senedir Danimarka'dayım. Evet abi. Ondan sonra bu sene Koyu Ağası'nı beni seçtiler. Allah razı olsun. Ondan sonra cümle bize hoş geldiniz diyorum. Danimarka'nın neresindesin? Ben Danimarka'da Esbjerg şehrinde. Peki orada ne dil konuşuluyor? Ne Flemence mi? Ne var? Danca. O zaman şimdi bizi izleyen Danimarkalı seyircilerimize, bir Danimarka şenliğimize, evet, APA'ya hoş geldiniz deyin. Onlar da izlesinler. Yani çünkü ben o zaman işte bu arkadaşlıkla beraberiz orada. Ben orada davet ettim ama arkadaşlar geleceğim dediler. Danimarkaca. Evet, bakın nasıl konuşuluyor. Danimarkaca mı? He. Ya siz şey Eli Danska, so welcome to Türkiye. APA. Ya.
Ne yapa büyüğün? Bak işte herkes uluslararası çalışıyoruz yani. Evet evet. Biraz şimdi Almanca'ya dönüyor gibi sanki. Yok yok şimdi apa... Biraz değil değil mi? Hayır hayır. Ha, tamam, güzel dersin. Güzel maşallah. Tamam. Evet hadi bir kaşıklayın sevgili seyircilerimiz. Bakın hadi. Aşçımıza verilmek üzere paralar da hazırlandı. Ahali burada. Hadi. Şimdi sayın başkanım ne yapacağız? Adem. Adem gitti. Hasan abi şimdi ne yapıyoruz? Şendik başladı mı? Sevgili seyirciler şu an itibariyle muhtarım, evet muhtarım. Muhtarım ya yoğun her taraf yeşilleniyor. Sayın başkanım şimdi bugün programda neler var şöyle bir ayrıntıları alalım. Bugün ne yapacağız? Bugün programda sazlı sözlü arkadaşlarımız var. Onlar saz çalacaklar. Konuşmalar olacak, eğlenceler olacak, ip yarışmalar olacak. Yoğurt içerisinde para bulma yarışmaları olacak. Ya. Evet onlar da olacak. Halat yani. Çekme olacak. Evet öyle olacak inşallah. Eyvallah. Böyle dolu dolu geçirmeye çalışacağız inşallah. Kazasız belasız. İnşallah. Ağalık seçimi olacak. Kazasız önemli işte. Bizim için en önemli şey ağalık seçimi olacak. İnşallah. Dernek paraya bakıyor çünkü. Almanca'da, Danimarka'da söyledik bir şeyler. Herhalde bir güzel bir hizmet edecek şekilde parayı bulacağız inşallah, inşallah ağalarımızdan. Inşallah. Çok güzel yeşil bir yer. Pırıl pırıl bir yer sevgili seyirciler. Böyle şenlik alanı yok zaten Konya'da. Onu da iddialıyız. Çam ağaçlarına bakın kaç yıllık. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Kom gideceğiz. Hadi. Şimdi gideceğiz her tarafı yemekleri bir görelim. Evet binlerce kişiye yemek hazırlandı. Yemeğimiz ikram edilecek. Tabii yemek konusu olunca ben hanıma vermek istiyorum. Sibel nasılsın? Evet çok iyiyim. Çumrapa'da daha da iyiyiz. Tabii güzel bir manzara, güzel bir alan ve tabii ki en önemli kısım Konya'da olmazsa olmaz yemekler. Şimdi yemek kısmını bana devrettin ama ben daha hala bamya çorbanın yapılışını bilmiyorum biliyorsun. Yani bunu az sonra ustamızdan da öğreneyim. Bamya çorbasının püf noktaları var değil mi usta? Yani tabii, o bamyayı tabii sulandırmayacaksın işte. Hani sümüklendirmeyeceksin tabiri. O kıllarını iyi sürtmek lazım. Bir sürü püf noktası var. İşin açıkçası biraz zahmetli. Seyirci hiç anlama. Ben yapamıyorum dedin inanmadınız değil mi? O sümüklü ne bir şeyler. Şimdi hızlı bir şekilde geçeceğiz. Zaten radyo programından çok kişi senin Çumrapa'da programını biliyor. Evet artık, evet evet. Onlara da tanışacağım teşekkür burada. Ederiz Çumrapa'dan. Evet. Evet. Enes kardeşimle Enes birlikte. Aktüel istiyoruz. Evet, evet Radyo Express'le birlikte programlar yapıyoruz. Hem de aşçılık evet her koşturuyoruz yani hafta sonu hafta içi. Şimdi ustacığım ellerinize sağlık. Ben tadına baktım çok güzel olmuş. Afiyet şimdi bugün olsun. Yine şenliğimizde önce bir yoğurt çorbamıza başlıyoruz. Evet efendim. Yayla çorbamız var. Evet. Arkasına etli pilav veriyoruz. Etli pilav yiyoruz. Sıra evet. Söyle. Ondan sonra arkasına irmik helvası veriyoruz. Daha sonra tekrar etli pilav veriyoruz. Su ve meyve suyuyla sofrayı kapatıyoruz. Evet ustacığım kaç yıldır ustayız? Yaklaşık 30 yıldır. 30 yıldır böyle evet. Gittiğin her yerde. Evet babam mesleği. Hiç hayatında yemeği yaktın mı? Yok. Hiç olmadı. Yok. Olmadı. Maşallah diyelim o zaman. Şimdi şöyle bir Enes seni bu tarafa alayım mı? Enes seninle de konuşalım. Ustacığım şimdi Enes gelene kadar bamya evet. Çorbası. Bu görünen yağlarımız ne yağ? Bunlar kuzu etinden oluyor. Kuzu etinden mi? Kuzunun yağları ha. Evet. Bamya evet. Asıl kuzu etinden olur. Kuzunun yağları bunlar. Evet. Püf noktası evet. Nedir bamyanın? Bamyanın asıl püf noktası ilk başta haşlayacağımız zaman limon tuzuyla haşlıyoruz. Bamyayı dağıtmıyoruz. Toplu olarak evet. Veriyoruz. Diğer taraftan işte kuzu eti ön plana çıkıyor. Kuzu eti püf noktası. Evet. Özü, kıvamı işte artık ustanın maharetine bağlı. Evet. Enes'ciğim seni de böyle alalım mı? Evet. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Peki sana alacağım. Bir soru sen soruyorum. Radyo programı mı yapmak, aşçılık mı? Hangisi şimdi daha dün... Zor? Dün konuşmuştuk evet. WhatsApp grubunda WhatsApp da. Doğru. Şimdi burada sadece beden yoruluyor. Aslında burada zihnin de yoruluyor. Radyo programı birazcık daha zor. Daha mı zor? Daha zor. Daha zor değil mi? Çünkü para kazanmanın hepsi zor bence yani bana sorarsan. Aynen. Aynen. Evet. Tüm para kazanma sektöründe hepsi farklı farklı zorluklar var. Tabii. Evet. Sen de radyo programları yapıyorsun. Radyo Express'tesin. Hangi evet. Saatlerdi? Saatlerimiz 22 gösterdiğinde her salı, cuma ve pazar günleri. Evet reklamımızı yaptık. Olmuş. Şimdi sevgili aşçım Enes yani ekip o kadar şanslıyız ki bugün su sesinde Konya'da çamların altında böyle bir yerde bugün program yapacağız. Evet. Valla normalde hani böyle gittiğimizde yanarız kıpkırmızı oluruz ama bugün böyle bir sahilde çekim bugün yapıyor çok güzel, gibiyiz. Çok serin evet havada güzel. Dün de iyiydi. Müsaade etti Allah-u Teala i̇nşallah sağ olsun. Bugün de güzel bugün olur. De çok güzel yağışsız, kazasız, belasız i̇nşallah. Şenliğimizi gerçekleştiririz. Şimdi kavurmamıza da gidelim şöyle. Onu da bir gösterelim. Evet özelliği değil mi? Abi böyle bu yağından suyundan şöyle arındırarak yapmak lazım değil mi? Evet efendim. Özelliği. Bu evet. Kendi yağı değil mi tamam? Kendi yağı. Kendi yağı. Bir de tereyağı mı attık içine? Biraz da tereyağı var içinde. Evet, tereyağın köpüklerini görüyorum. Evet. Yine diğer tarafta pilavımız var. Az sonra servise sunulacak, gelen misafirlere ikram edilecek. Bereketli olsun diyoruz. İnşallah. Böyle bir aşçı ekibimizden şöyle bir el sallayalım mı? Hep birlikte
Çumrapa'dayız. Bu güzel şenliğimizde sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, ovamıza can suyu olan Çarşamba Çayı muhteşem. İşte bizi farklı bir şenliğe getirdiğin olay bu. Yemyeşil doğanın içerisinde sevgili Muhammed, gösterir misin? Çarşamba Çayımız, Çumra Apa'dayız. Tabi balık tutanlar gelebiliyor, değişik hobileri olanlar her zaman buraya geliyor. Ben bu suya bayıldığımı her zaman söylüyorum. Böyle ovamızı sulayıp gidiyor. Ama ben şimdi ne yapıyorum? Önce apamızı bir tanıyalım. Önce muhtarım burada. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Sinan Bey. Hoş abi geldin. Türk sinemalarının jönü gibi duruyorsun. İyi çek. Evet, bir tanıyalım muhtarımızı. Mustafa Uzun, apa muhtarıyım. Eyvallah. İşte şenlik yapılmasına uğraştık. Vatandaşlarımız da katkısıyla, birliğiyle köy ağamızın devamını istiyoruz. Sizleri de gördüğümüze sevindik. Estağfurullah. İşte su akar, apa bakar diyor. Su akıyor, biz de bakıyoruz. Maşallah, çok güzel. İlk çıktığı yer mi burası? İlk çıktığı yer burası. Şimdi arkamızda baraj var, belki orayı da göreceğiz. Evet, inşallah. Buradan düzenli bir şekilde bırakılıyor evet, su. Evet. Hangi zamanlar bırakılıyor böyle? Yaz ayı boyunca devamlı akıyor. Çumra Ovası'nı sulamaktadır. Hala şu anda da Konya içme suyu sağlama için çalışmalar hemen hemen devam etmektedir. Sayın muhtarım, şimdi gelirken bir tane balık figürlü bir mahalle gördük. Evet, sonra evet. Hemen girişte bir mahalle, bir de arkada var. Kaç mahalle var Apa'da? 3 mahallemiz var. 3 mahalle? Evet. İyi maşallah, güzel. 3 mahallemiz, 900 nüfusumuz vardır. 900? Evet, çiftçilikte, hayvancılıkta birincidir. Maşallah. Kaç kişi bekliyoruz şenliğe? Şenliğe 4000-5000 civarında bekliyoruz. Maşallah. Kaymakam Bey'imiz katılacak, belediye başkanımız, savcılarımız, erkek yüksek katılım bekliyoruz. İnşallah. Siz çabaladınız, uğraştınız. İnşallah. Değil mi Hasan evet, abi? Aynen. Yani her şeyi hazırladınız imkanınız ölçüsünde. Bütün imkanlarımızı seferber ettik, hazırız. İnşallah misafirlerimizi bekliyoruz. Şimdi Apa çok özeldir. Sevgili seyirciler, biraz Apa'yı tanıyalım. Böyle arkada güzel bir manzara eşliğinde. Değerli hocam, sizi bir tanıtalım mı? Peki, önce kendimi tanıtayım. Mustafa Yavuz Çolak. Ben mahalli basında ve Tarım İl Müdürlüğü web sitesinde zaman zaman tanıtım yazıları falan yazıyorum. Köyümü tanıtan köşe yazıları zaman içerisinde bir kitaba dönüştü. Düşlerimin Apa'sında köydeki anılarımı, köyümün tanıtımını yaptım. Şimdi burayla ilgili ben çoğu yazılarımda işte ovanın can damarı, kurak ve çorak toprakların efendisi Apa diye bahsettiğim yazılarım zaman içerisinde bir kitaba dönüştü. Şimdi burası Türkiye'nin Abdülhamit Han'a dayanan ta çok eski Türkiye'nin ilk sulama şebekesi, planlı sulama şebekesi olarak geçen bir su kaynağıdır. Ovanın gerçekten de can damarıdır. Kuru Kafa Mehmet Efendi'nin hikayeleri var. Anadolu'da çok fazla bilinmiyor ama gerçek bir halk kahramanıdır. Onun yaptığı çalışmaların sonunda bugünkü konumuna, ovanın can damarı haline gelmesi 1962 yılında yapılan baraj çalışmasıyla şimdiki gördüğünüz şekle dönüşmüştür. Çumra'dan başlamak üzere tüm Konya Ovası'nı sulayan su kaynakları baharda başlayarak sonbahara kadar buradan devam eder. Gerçekten de bir hayat pınarıdır. Apa'nın tarihçesiyle ilgili de söyleyebileceklerim şunlar. Apa, Anadolu'ya gelen Selçuklarla yaşıt bir beldedir. Hatta daha evveli bizim topraklarımızda yaşayan Roma İmparatorluğu kalıntıları, eğer bu bölgeyi bir merkez olarak kabul edersek, bir hafta önce ben Kilistra'da mesela bir Kültür Bakanlığı rehberini dinledim. Orayı merkez kabul edersek burası o bölgenin hinterlandı içerisindedir. Yani Anadolu'da Müslümanlardan, Türklerden önce yaşayan kavimlerin de medeniyet izleri var burada. Köyümüzün ismiyle ilgili birçok kaynakta Apa'yla ilgili değişik şeyler var. Yapabildiğim araştırmalarda en son ulaştığım, mesela şimdiye kadar yazdıklarımın dışında geçen KPSS'ye hazırlanan oğlumun kitaplarda soru şekli yüksek saray görevlisi soruluyor mesela KPSS kitaplarında. Cevabı Apa'ymış. Baba, Apa ne demek diye bana sormuştu. Apa büyük anlamına gelir. Ata anlamına gelir. Hatta Orhun kitabelerine kadar giren Apam şeklinde geçen kelimeler tespit edilmiş. Dolayısıyla Apa kültürüyle, tarihi varlığıyla çok eskilere dayanan köklü bir çınara benziyor. Ben burada şu karşıdaki küçük mahallede doğdum hocam. Bu ağaçlarla yaşıtım. Burada hepimizin çok derin anıları var. Bu şölenlerin dünya durdukça devam etmesini,
Apa'nın gelecek nesillerine bir miras olarak kalmasını ve devamını getirilmesini çok arzu ediyorum. Şölenimiz ovanın bereket pınarı gibi bereketli olsun dilekleriyle hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Efendim Çumrapa'da devam edelim programımıza. Şu anda Titanik'i andıran bir tabloyla karşı karşıyayız. Mimarımız, proje yapan ağabeyimiz böyle bir gemi şekli oluşturmuş. Hani ben şöyle kalkayım diyorum. Şimdi sağdan ve soldan akan ırmakları olunca inanılmaz başım dönüyor. Ey Sülo, sen de yaşlandın diyecektim. Yakışıklı Denç Muhammed diyor ki abi bende de oldu. Senin yaşlılıkla ilgili bir durum değil. Çünkü her taraf akıyor, bir göster Muhammed. Ya bayağı başım dönüyor ya, ilginç, ilk defa yaşıyorum böyle bir şey. Hani benim başım dönmez diyen bir de bu tarafa dön. Bir daha dinliyorum. Şöyle yukarı çıktığım anda anında başım dönüyor. Bu güzel bir duygu. Şimdi gelelim Çumramızda, Apa'mızda tanıtıma devam. Şimdi bak, şu suların gelişine bak. Abi şimdi yüzme biliyor musunuz? Öyle başlayalım. Kesinlikle, ben şöyle anlatayım bu konuyu. Bizim jenerasyon, ben 58 yaşındayım. Köy ağamız Mehmet abim benden büyük. Bizim jenerasyonda burada yüzme bilmeyen Apalı yoktu. Ama biz yüzmeyi nasıl öğrendik? Eskiden buranın Süleyman Bey görüntüsü şimdiki gibi değildi. Salkım söğütler, yarpızlarla buralar yemyeşil bir alandı. Salkım söğütlerin arasından gelirdik buraya. Hatta şurada da bir söğüt ağacımız vardı. Evet. Zaman içerisinde yok edildi. Kanalımızın kenarı tamamen salkım söğütlerle çok daha harika bir manzara içerisindeydi. Ama suyu sanıyorum çok tükettiğinden dolayı temizlendi. Biz o söğütlerin ucunda, söğütlerin ucunda öğrendik yüzmeyi. Ben mesela 6 yaşımda, belki 7 yaşında ya vardım ya yoktum. Hatırlamıyorum bile yüzmeyi öğrendiğim yaşımı. Ve çoğunlukla da şöyle olurdu. Söğüt dalları elimizde kalır, ölüm tehlikesi de yaşardık. Ancak bu Apa'da yüzme bilmeyen hiç kimse olmadığı için büyüklerimiz, atlar bizi kurtarırdı. Herkes biliyor yüzmeyi. Herkes bilirdi. Buralarda falan yüzme alanı var mı? Şimdi bakın biz şurada, bakın şurada. Burada Mehmet abime soralım. Mehmet abi, Mehmet buraya, abi gel. Sayın ağam, sen burada nasıl yüzüyordun? Bir anlat bize. Şimdi ben buraya takla atarak atardım, girerdim içine. Yani bu tehlikeli böyle, ortama. Allah Allah. Dönerek, çocukluğunuzda. Evet, çocukluğumuzda. Bu kadar da gür müydü o zaman? Hani bu kadar böyle bir gür akıyor muydu? Bundan daha coşkun akardı Süleyman Bey. Ona rağmen atlardınız. Atlardık evet. Sayın ağam. Hatta bak, o karşıda köprü var. Evet. O demirlerin üstünden atlardık içine. Allah Allah. Ya orası belki durgundur da burası çok korkutuyor yani. Şimdi bak, kaynıyor gibi altlardan sevgili seyirciler. Yani burada Apa'da herkes yüzmeyi bilir. Herkes burada öğrendi yani. Evet evet. Eğer bilmeyen varsa o da tembelliğindendir. Ha, tembelliğindendir. Yüzme evet, bilinir yani tabii, Apa'da duran. Tabii tabii. Şimdi burası bütün ovamızı, çarşamba çayı maşallah yeşillendiriyor, suluyor. Evet evet. Şurada küçük bir kanal çıkıyor. O kanalda Ali Bey Höyü'ne gidiyor. Çumra'ya kadar ulaşıyor. Yavru kanal yani. Bunun ana kanal nereye kadar gidiyor? Ana kanalda Çumra'dan itibaren evet, tüm Konya Ovası'nı sulamaya, biraz önce bahsetmiştim. Abdülhamit Han döneminde ne kadar suluyor? Bütün Konya Ovası kadar. Konya'nın planlı sulama şebekesidir burası. Ve Süleyman Demirel'dir mühendisi. 1962 yılında yapıldı. Ben 1959 doğumluyum. Eski köyümüz var. Çekimlerde ileride tanıtımına inşallah katkıda bulunacağız. Şu an sular altında. Büyük göç vermiş bir köy. Burada yüzmeyle ilgili bana acı bir hatırayı da anlattı. Ayrıca hatırlattı, onu da söylemek istiyorum. Ben birçok kendi devrelerinden arkadaşımız sularda kurban verdik. Bizde burada çok boğulma hadiseleri oldu. Rahmetli Durmuş Bayrakçı benim sınıf arkadaşımdı. İşte şu gördüğünüz alanda suda boğuldu mesela. Birçok arkadaşımızı da rahmetle anıyorum. Onların hepsi, suda boğulanları da şehit kabul ederiz bizim inancımızda. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Amin. Gençler gelin bakalım ya. Gel paşam. Sen bu köylüsün değil mi? Yeni nesil gençler. Evet. Sen yüzme biliyor musun? Biliyorum abi. Burada yüzdün mü? Burada yüzdüm daha önce. Burada? Yok burada değil abi, ileride. Var mı öyle yüzme yerleri? Burası sıkıntı. Var abi. Ha, buralar sıkıntı ama aman dikkat sıkıntı, ha. Aynen. Evet, nasıl gidiyor şenlik? Kaç yaşındasın? Ben 18 yaşındayım 18. abi. 18. Ne iş yaparız? Açık yerde çalışıyorum. İyi maşallah. İşler güçler değil mi? İşler güçler iyi abi. Biraz yoğun. Şöyle nişanlı mişanlı durumu var mı? Yok abi henüz. Bak bu tip şenliklerde hem eş dost akraba bir ara geliyor. Yavaş yavaş annem böyle arıyordur, radarları açmıştır. Değil mi? Aynen. Öyle bir durum olabilir yani. Oğluma kimi bulsak, değil mi? Bu şenliklerde biraz buna vesile oluyor. Hadi bak, sen nerelisin? Ben Adimliyim. Adimlisin. Orada su bol değil mi? Su var yani. Var var. Maşallah gayet güzel. Bağbaş baraj mesela. Şenlik yeri nasıl ama burada? Şenlik yeri güzel. Bak görelim. Ben buradan daha iyi gördüm. Tam gemimizin üstünde başım döne döne şenlik alanımızı gösterelim.
Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, her yıl geleneksel olarak yapılan Çumra Apalılar Birlik ve Dayanışma Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz. Değerli hocamız Hafız Mehmet Çolak hocamızı davet ediyoruz Kur'an-ı Kerim tilaveti için. Değerli hocam buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أن الأرض يرثها
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا واستجب دعاءنا بحرمة الفاتحة. Dernek Başkanımız, Apollar Derneği Başkanı Sayın Adem Ekici Bey'i alkışlarınızla davet ediyoruz. Başkanım buyursunlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Köyümün yüce, gönüllü güzel insanları, şönenimizi şereflendiren kıymetli misafirler, bugün bizim en mutlu günümüz. Buraya hasret gidermeye, birbirimize güç vermeye, sevmeye ve sevilmeye geldik. Şu meydanı dolduran herkese minnetle, şükranla doluyuz. Hepimiz apamıza, ata diyarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi, köyümüzü temsil ettiğimiz derneğimiz ve şahsım adına saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu müstesna günü bize bahşeden Yüce Rabbime şükürler olsun. Gökçe dedemin ahirete intikal eden bütün geçmişlerimizin, vatan, millet uğruna canını veren aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Konya'mızın, Çumra'mızın suya hasret Anadolu topraklarının bereket pınarı APA, diyarının evladı olmak hizmetinde bulunmak en büyük onur. Onurdur bize. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımla bu şeref madalyası olarak gördüğümüz köyümüze ve köylümüze hizmet anlayışımızı seve seve taşımaya devam ediyoruz.
zorluklara aldırış etmeden, mazeret üretmeden, sabırla, sebatla bugünlere geldik çok şükür. Belki birçok hedefe uzak kaldık ama asla pes etmedik. Bir sevda işidir, gönül işidir bu, halka hizmet, hakka hizmet işidir. Yorulmadan, fedakarlıklara katlanmadan kazanılan hiçbir başarının anlamı olamaz. İşte üst üste 300 şölenimizi gerçekleştirmenin onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Eğer bir başarıdan söz edeceksek aslan payı en başta köy ağalarımız Ahmet Çelik, Hikmet Çelik ve Mehmet Ercan gibi cömert insanlarımızın hanesine yazılacaktır. Ayrıca hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan her yıl bize maddi manevi destek veren gurbetçilerimiz, iş adamlarımız, fedakar kadınlarımız, köyümüzde hayvancılık yapan, çiftçilikle uğraşan ve hiçbir zaman bizi kapıdan boş çevirmeyen aziz insanlarımız sayesindedir. Biz razıyız, Allah da razı olsun. Köyümüzün insanlarından bir gönülden alkışı hak ediyorlar, öyle değil mi bu arkadaşlar? Vatanımıza, milletimize Allah'ım zeval vermesin. Birlik ve dirlik içinde el ele, gönül gönüle, gelecek yıllarda buluşmak ümidiyle, saygıyla, sevgiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Var olun, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere çok değerli bir isim bizlerle birlikte. Güçlü alkışlarınızla Çumra Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Oğuz Bey'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten sıla-i rahim. Özlemiştim ben de Süleyman'ı, uzun süredir görmemiştim. Nerede diye sorarken bugün burada buluşturmayı nasip ettiniz. Önce bir selamla başlayalım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akkürek Bey'in, İl Başkanımız Musa Arat Bey'in ve Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Sorgun Bey'in selamlarını ileterek başlayalım. Hakikaten yoğun bir hafta, düğünlerin, programların olduğu bir hafta. Ama Çumra'da 53 mahallenin içerisinde en kapsamlı sıla-i rahim toplantısındayız. Lille'ydi en büyüğü, yörüklerimizin yapmış olduğu şenlikti. Ama ona rakip olabilecek büyüklükte bir organizasyon. Yaklaşık 5000 kişinin çağrıldığını söyledi dernek başkanımız. Ben gayretlerinden dolayı dernek başkanımıza, ağalarımıza, köy muhtarımıza, mahalle temsilcimize hepsine teşekkür ediyorum. Ne güzel düşündünüz, ne güzel yaptınız. Üçüncüsü olmasına rağmen ne güzel bir organizasyon yaptınız. Çumra büyüyor, APA büyüyor. APA tarihinde ilk defa kanalizasyonu bitirildi. Halı sahası bitirildi, parkı bitirildi, düğün salonu yapıldı. Ve inşallah bu yıl çökmeyle beraber kanalizasyondan sonra iç yollarının tamamı da asfalta 2018 yılında tamamlanmış olacak inşallah. Hizmetler devam ediyor. Suyun kalbindeyiz. Konya'nın İçme suyunun, Konya'nın sulama sahasının, Sultan Abdülhamit Han'ın göz bebeğindeyiz şu anda. Mavi Tünel'in merkezindeyiz. Buradan tüm suyun dağılımı yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Duanın göz bebeğindeyiz. Ne güzel bir yerdeyiz. Allah razı olsun, bu güzel günde bu kadar güzel insanı bir araya getirdiniz. Ben hem organizatörlere, organize edenlere, hem sunucu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Afiyetler olsun, hayırlar getirsin diyorum, hayırlı olsun diyorum. Tüm organizasyona bir alkışla bitirelim inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet, şimdi de güçlü alkışlarınızla APA Mahalle Muhtarı Mustafa Uzun'u sahneye davet ediyoruz. Buyurun muhtarım. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Saygıdeğer başkanım, saygıdeğer misafirlerim ve saygıdeğer kasaba halkı. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz APA şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şenliğimizin burada bizleri buluşturmak ve kaynaşmamıza vesile olmuştur. Şenliğimiz uzun yıllar devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve yapacağız. Bizler hizmet için varız. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Sorunları gideriyoruz, gidermeye devam edeceğiz. Sizler hizmetin
en güzeline layıksınız, layık olmaya devam edeceksiniz. Saygıdeğer misafirlerim, fazla uzatmadan hepinize ve saygıdeğer kasaba halkına şükranlarımı sunar. Bir dahaki şenlikte buluşmak üzere Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Durmuş Ali Ceylan Hocam, Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Evet. Durmuş Ali Ceylan Hocamızı alkışlarınıza sahneye davet ediyoruz. Sayın Başkanım, çok kıymetli hemşehrilerimiz, basınımızın güzide temsilcileri ve böylesine önemli bir günde şenliğimizi onurlandıran çevre köyden, çevre illerden gelen, aramızda olan çok kıymetli misafirlerimiz, hepinize hoş geldiniz diyor. Böyle bir organizasyonla yapıp bizleri üçüncü defadır bir araya getiren arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkür ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sıla-i Rahim son derece önemli. Sıla-i Rahim tartışmasız derece önemli. Sıla-i Rahim dinimizce önemli, örfümüzce, adetimizce önemli, her konuda önemli bir şey. Yıllar önce duyduğumuzda çevre kasabalardan, çevre köylerden bizim düğünlerimizde, bizim cenazelerimizde, bizim özel günlerimizde bize mesaj atılıyor denildiği zaman, birlik beraberliği simgeleniyor denildiği zaman gıptayla bakar, acaba bizim köyümüzde de böyle şeyler olacak mı diye hep onlara imrenirdik. Ama 3-4 tane fedakar arkadaş çıktı. Allah onlardan razı olsun. O 3-4 tane fedakar arkadaşın omuzunda yükselen bu birlik beraberlik simgesi şölen havasında 3. defadır yapılıyor. Hakikaten Ağustos ayının ilk pazarında diye almış olduğumuz bu karar neticesinde ben 3 ay önceden beri ne programlarıma ne şey hiçbir yere gitmeyeceğimi ve APA'nın o Sıla-i Rahim şölenine katılacağımızı empoze ettik çünkü çevremize ve hamdolsun ki binlerce hemşerimizle birlikteyiz. Yönetimde onlara destek olan, yönetim haricinde bu güzel günde buluşmamıza bedenen, madden, fikren her aşamada destek olan tüm hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Evet, sosyal medyada takip ediyor musunuz? Takip etmiyorsanız şu an herkes Facebook'undan lütfen takip etmeye başlasın. APA sevdalısı İsmail Akmirza'yı alkışlarınıza davet ediyoruz. Adım İsmail Akmirza. APA sevdalısı. Aynen, elini tut abi. Evet. APA sevdalısı. Takip ediyorsunuz birçoğunuz. Sağ olun. Köyümüze her geldiğimde birazcık daha yaklaş abi. Köyümüzün değerlerini, geçmişte yaşadığımız şeyleri, videolar, resimler paylaşıyorum. Bunu beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Çok sağ olun. Özellikle gurbetçilerimiz de ilgi gösteriyor. Buradan hepinizi selamlıyorum. İnşallah böyle köyümüzü tanıtalım. Şenliklerin olmazsa olmazı tabii ki o güzel pilav sofralarıdır. Çumra APA'dayız. Sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Şimdi hanımların masasındayız. Biz hanımlar azıcık az yeriz. Hani böyle erkeklerin sofralarındaki böyle hemen bir pilavın biri gelsin biri gitsin olmaz. Böyle kibar kibar az az yeriz. Tadında yeriz. Ablacığım nasılsın? İyiyim elhamdülillah annem. Afiyet olsun. Sağ ol, Allah razı olsun annem. Nereden geldin? Hemen bir seni tanıyalım. Konya'dan geldim. Konya'dan Aparlıyım Konya'dan. Evet buralıyım. Burada evim var. Buraya geldim. Şimdi gelin mi gittin oraya yoksa öyle mi oldu? Konya'da oturuyorum 25 senedir. 25 senedir Konya'da. Çumra'daydım, Konya'ya geçtim.
Konya'dan geldim, evimize geldik, akşam yattık, buraya geldik işte, iyiyiz elhamdülillah. Peki nasıl olmuş pilav, şöyle çok bir tadına güzel olmuş, mı? Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Her sene katılıyor mu, her sene geliyor mu? Her sene geliyor inanın. Apalıyım, geliyorum. Apası. Yani. Peki Apa'nın nesi meşhur? Valla ben kendim Dinek Saraylıyım, pek eskisini bilmem yani. Yani beyim buralı. Beyim buralı? Beyim buralı, ben kendim Dinek Saraylıyım. Ama sen burayı seviyorsun, burada evin severim, falan olduğuna tabii göre. Evim olduğuna göre severim ama Apa'nın neyi meşhur? Evet. Var yani, mı uzakta şöyle çoluk çocuk, eş dost, akraba? Var var tabii. Neredeler uzakta? Aynen kaynatan buradalar yani. Neredeler? Şöyle bir selam gönderelim. Var mı uzakta? Uzakta kızım vardı. İzine geldi Fransa'dan. Hı, izine geldi. Yanımda çok mutluyum. Yanımda sallayabilirim. Evet herkese evet. O zaman yurt dışında. Aynen. Şöyle yurt dışında, şehir dışında. Fransa'da güle güle. Fransa'da her yerde evet. İzleyen Çum Rapalara selam olsun. Neneciğim nasılsın? İyiyim. Afiyet olsun. Sağ ol. Kaç yaşındasın? Vallahi bilmem, cahilim. Doğduğundan beri yaşıyorsun değil mi? Evet. Bu köylü müsün? Bu köylü. Bu köyde doğdun, büyüdün. Bu köyde doğmadım. Çumak çiğnendim. Nerede doğdun? Ben bir köylüyüm aslım. Buna gelin geldim. Buraya gelin geldin. Evet. Amca yaşıyor mu, dede yaşıyor mu, hayatta yok, mı? Yok, yok. Bir kızım var, onun yanında duruyor, Konya'da. Kızınla yaşıyorsun? Evet. Şimdi buraya şenliğe mi geldin? Ama şenliğe geldim. Nasıl olmuş pilavlar, yemekler? Hangisi güzel olmuş en çok? Hepsi güzel. Allah'ımızda şükürler. Hepsi güzel. Allah'ım verdi günahımı yok. Evet, çok şükürler olsun değil mi? Çok şükürler olsun. Bir geldim kendim. Çok teşekkür ederiz. Hemen şöyle devam edelim. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Siz nereden geldiniz? Biz de yine Konya'dan geldik. Gezmeye geldik, şenliğimizi görmeye geldik. Buralı mıyız peki? Yok, ben Dinek Saraylıyım. Gelin geldim buraya. Konya'da gelin, oturuyorum. Gelin. Kayınvalidem. Oo ne güzel kız. Kayınvalide. Gelin. Evet, torunlar. Torunlar maşallah, tam bir masa. Evet. Sen toplamışsın bütün eşrafı. Şimdi hani böyle kayınvalide burada, gelinler, kayınvalideler biraz böyle anlaşamaz. Yok, çok şükür bizde öyle bir şey ama yok. Ama maşallah diyelim çok şöyle. Çok şükür, çok şükür. Maşallah alalım bir izleyicilerimizden. Kızlarımın biri bu. İki kızım var, iki de kızım var yani. Gelinim de kızım benim. Maşallah. Valla bir kayınvalideden bunu duymak zor. Çok güzel bir şey değil mi? Kaç yıllık evlisiniz? 12 yıllık. 12 yıldır evlisin. Evet. Ya arada tabii anne kız anlaşamıyor. Yani illa ki ama çok şükür Rabbime. Ne güzel. Birlikte mi yaşıyoruz? 7 yıl birlikte yaşadık. Hala da ayrı değil, ayrıyız diyemiyorum. Yine de beraberiz. Ay maşallah. Rabbim inşallah dirliğinizi, birliğinizi bozmasın. Amin. Cümlemizle beraber. Hastalığınızı hiç eksik etmesin inşallah. Vallahi ne güzel, size kız mı yoksa? Evet, merhaba tatlım, nasılsın? Hemen şöyle. Merhaba. Şöyle şapkayı çekelim, yüzümüz oh gözüksün. İsmin nedir? Elif. Babaannenin adı mı diyecektim? Elif Gülşen. Evet. Gülşen babaannemizin ismi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Şimdi sen de bu köylü olmuş oluyorsun. Baban buralık olunca. Evet. Evet. Hayranlar bunlar. Ya küçüklüğümden beri buradayım. Peki seviyor musun bu köyü? Çok fazla. Çok seviyorsun. Peki geldiğinde neler yapıyorsun? Çocuklar genellikle köyleri çok severler. Ya genellikle evde dururum, oyun oynarım. Ondan sonra dışarı falan çıkarım. Ablama giderim, ablamın yanına giderim. Ara sıra. Evet. Şöyle bir Hollanda'dan mıydı? Fransa'dan. Evet, ablamız kameraya çekiyordu. Şimdi biri de ablamızı çeksin. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Vatanınıza değil mi? Gurbet çok zor. Çok çok evet. Kaç yıldır Fransa'dasınız? 14 yıldır. Evet 15 evet. Yıldır evet. Çok sonradan mı gittiniz? Evlenince gelin gittiniz. Gelin gittim ben de, gelin gittim. Ama çok hem vatan hasreti hem de köyümüzün böyle bir şenliğini görünce, duyunca insan gururlanıyor. Çok mutluyum, çok duyguluyum şu anda. Evet. Gerçekten gurbet çok zor. Gurbet yaşamayan bilmez. Hani bir şehirden bir şehire gelin gitmek zor ama ülkeler arası gitmek çok, daha çok zor. Bir tabii ki, tabii ki zor olmaz mı? Senede bir geliyor musunuz böyle? Gelmeye çalışıyoruz. İki senede, bir senede işte gelmeye çalışıyoruz. Seni şenliğe mi denk getirdiniz, böyle mi denk geldi? Tevafuk mu oldu? Şenliğe çok istiyordum. Ben geçen sene de görmüştüm televizyonlardan. Gelememiştim ama çok istiyordum şenliğe denk gelmek. Tevafuk oldu yani. Evet. Evet. Kaç hafta geldiniz izne? Bir ay. Bir ay. Evet. Ne kadarı kaldı? İki haftası kaldı, üç haftası kaldı. Bir haftası gitti, üç haftası kaldı. Çok İnşallah. Evet. İnşallah. Çok. Doya doya değil mi? Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Hangi bir gün, neleri sığdıracağız? Yani hiç yemek yiyesim yok. Ben etrafa hani vatandaşlarımıza, köylülerimize bakasım geliyor hep.
yemekten çok yani. Çok duyguluyum şu anda. Ben hep diyorum ki Rabbim böyle ayrılıklar versin, ölüm ayrılığı vermesin inşallah. Bunlar tatlı ayrılıklar. Senede bir görüşüyorsunuz çok şükür. Yemekler nasıl olmuş? Özlemişsinizdir siz. Güzel, evet çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş gerçek. Yapanların ellerine sağlık. Bunlara vesile olan, bu şenliğe vesile olan kimler varsa Allah razı olsun hepsinden. Bu gurbetçileri burada buluşturan vatandaş, yetkililere hepsine Allah razı olsun. İnşallah devam eder böyle. Biz de bu şenliklerde köylümüzü, akrabamızı görmeye nasip olur inşallah. İnşallah. Evet yani herkesi tek tek gezme imkanımız olmuyor. Ama burada böyle şenliklerde görmemiz çok iyi oluyor. Evet. O zaman şöyle bir gurbetteki herkese bir el sallıyor Fransa'ya. Evet, oradaki. Aynen. Buradan selam söylüyorum. İnşallah onları da şenliğimize bekliyorum bir dahaki seneye. İnşallah. İnşallah burada kavuşuruz. Buluşuruz. Şenliğim. Çok teşekkür ederiz. Hadi çocuklar hep birlikte bir el sallayalım. Söylemek istediğiniz bir şeyler. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. İnşallah yine buluşmak üzere. İnşallah yine buluşmak üzere. Hep birlikte el sallıyoruz çocuklar. Çumrapa'da devam ediyoruz. Şimdi de hanımlarla konuşmaya devam ediyoruz. Nasılsın, iyi misin? Şükür Allah'a. İsim nedir? Fadimena Çiçek. Fadimena Çiçek. Evet. Maşallah çiçek gibisin sen de. Ne kadar güzel başörtün. Bu köylü müsün? Evet, evet. Doğma büyüme bu köylü. Hala bu köyde yaşıyorsun. Evet. Oğlum var, onlar Konya'da. Gelinler buradaydın. Bulgur kaynattık. Yani. Oo, bulgurun mevsimi geldi mi? Geldi. Ağustos. Ya. Evet. Kaç şey kaynattın? Ne kadar kaynattın? 13 teneke. 13 teneke. Ama toruna vereceksin, gelinler götürecek, bana kalacak, bir eşe dosta vereceksin. Sonra bunu biraz incelttiriyorsunuz değil mi? Yardırıyorsunuz tabii. Biraz. Onu devirmene götürüyoruz. Havuz var, orada ısladırız. Torbalara katarız, kabığını çıkarıp ondan gidiyoruz. Sereriz, savırıyız. Düğüsünü ararlarız. Şeydir. Bir sürü iş. Bir sürü işte ama öteki de. Oh, tadı pek güzel olur ama değil mi? Evet, evet. Şimdi ben bu kaynadıktan sonra yeniyor ya böyle. Evet. Ona bayılırım ben. Benim büyük gelin kız gelecek diye koduyordun. Allah geleydik bile. Ay canım benim, sağ olasın valla. Allah razı olsun. Ne güzel böyle. Şimdi eski işlerden iş kalmadı diyorlar. Bulgurlarını artık herkes hazır alıyor. Salçayı hazır alıyor. Peki APA'da neler yapıyorsunuz başka? Neler yaparım? Avar zavar yaptık kızım. Onu biber topladım sabahtan, namaz kıldıktan kiri. Gelinler götürsün diye. Dolma biber, ince biber, fasulye. Gelinler götürecek. Oldu mu bu sene, güzel oldu mu? Güzel, iyi. Ne diyor? Güzel, güzel. Öyle tarla tapan işi var mı başka? Yok, ben emekliyim. Benim tarla tapan işim icara vereyim, gelin. İcara veriyor. Evet, evet. Normalde buradakiler ne eker, ne diker Çumrapalılar? Buğday, arpa, nohut, fasulye. Fasulye? Evet, susam ekerler. Tahım var ya. Evet, onu susam ekerler. Ayçiçek ekerler. Onlar ekerler. Hepsi ekiliyor, dikiliyor. Çünkü ova geniş, bereketli su da olduğu için. Evet, evet, evet. Tabii. Ne güzel bir köyünüz varmış böyle. Baraj burada, yeşillik, alan. Güzel, güzel. Konya'ya gittin mi? Sıkılıyor mu? Sıkılırım bir sene. Mart'ın 25'inde geldim. Kasım'ın başında gittim. Hastalandım gittim. Orada bayağı hastaydım. Ekmek aş yemezdim. Buraya gelince iyileştim. Buraya geldin. İyileştin. Evet. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yemek mi yiyeceksin şimdi? Yedim. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu yemek? Evet, güzel olmuş. Peki şenlik nasıl? Her sene geliyor musun şenliğe? Gelirim. Getirirler. Oğlanlar getirir. Güzel olmuş mu şenlik? Güzel olmuş. Tabii toplum baksana, her yerden insan gelmiş. İnsan gelmiş. Konya'da, başka Çumra'da köylülerimizle tanışın, görüşün. Merhaba, nasılsın? Merhabalar. Hep böyle güler misin? Güler evet, misin? Evet, her zaman gülerim. Maşallah ya. Yani dikkatim çekti az öncedir. Böyle gülen insanları seviyorum yani. Tebrik ederim. Allah razı olsun. İsim nedir? Meral. Evet Meral'cığım, bu köyde mi yaşıyorsun? Bu köylüyüm ben. Doğma büyüme bu köylüyüm. Şimdi nerede yaşıyorsun? Burada mı? Şimdi Çumra'dan geldim buraya. Çumra'da yaşıyorum. Maşallah Çumra'da bir gelişmiş. Geçenlerde Çumra'ya gitmiştim. Neler olmuş. Koca binalar dikilmiş. Elhamdülillah. Gelişlesin elhamdülillah.
Peki neler yapıyorsun? Ev hanım mısın? Ev hanımıyım. Apartmanda yaşıyorum. Temizlik yapıyorum. Apartmanda Asfora'nın orada. Temizlik olarak şey yapıyorum. Ev aldık orada. Onlarla uğraşıyoruz işte. Evet. Rabbim güzellikler versin inşallah. Peki şenliği nasıl değerlendiriyorsun? Çok güzel ya, çok güzel. Hani şenlik olduğu için köyümüze daha şeyi yapıyoruz. Daha gelesim geldi. İçim kıpır kıpır olarak hani daha gelesim geldi. Öylelik sıra eşim getirdi. Allah razı olsun. Geldik. Evet. Çok teşekkür ederiz sana. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, bizler bu güzel şenliğimize Çumra Apa'da sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Evet, memleket kokusu alanlar, sıla hasretiyle yananlar, hoş geldiniz. Gerçekten güzel bir sürprizle karşılaştım. Ben Süleyman'ın bacanağım olduğunu, Sibel Hanım'ın baldızım olduğunu burada öğrendim. Süleyman Bey bana takıldı, abi hayatımızın hatasını yapmışız gibi bir de espri yaptı. Evet, biz gerçekten bacanakmışız, buna çok mutlu oldum. Bacanağım için hepinizden bir alkış istiyorum önce. Ve baldızım için bir alkış istiyorum herkesten. Evet, selam olsun köyümün gençlerine, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, saygıdeğer büyüklerimize, sevgili küçüklerimize, analarımıza, bacılarımıza, şölenimizi şereflendiren çok saygıdeğer misafirlerimize, hepsine selam olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Köyümün güzel insanları lafını ben çok kullanırım ve tuttu sanıyorum, burada herkes de ifade ediyor. Gerçekten köyüm de çok güzel, köyümün insanları da çok güzel. Bunu her seferinde ifade etmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Değerli köylülerim, ben buraya her sene bu kürsüye davet ediliyorum, konuşuyorum. Gururla, şerefle yapıyorum bu işi, çok da seviyorum. Ancak burada, burayı zenginleştirmek lazım. Sözü, söyleyecek sözü olan buraya gelip çıkmalı, konuşmalı. Köyümüzün çok derin kökleri olan Selçuklu tarihiyle yaşıt büyük bir çınar olduğunu unutmayalım. Apa'ya yakışır şekilde hepimiz burada üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Konuşmak gerekiyor. Sorunlarımızı, dertlerimizi, gelecek hedeflerimizi, planlarımızı konuşmamız gerekiyor. Bir edebiyatçı, üstad bir klasik yazarlardan birisi diyor ki, herkes sözünü söylemeli ama herkes kendi sözünü söylemeli, herkesin söylediğini söylememeli. Ben 3 yıldır farklı şeyler söylemeye çalışıyorum burada. Bu yılda çocukluk anılarımdan bahsetmek istiyorum. Geçenlerde sosyal medyada böyle bir tarama yaptım. Köy ve sıla hasreti üzerine güzel yazılar aradım. Karşıma unutmayayım diye bazı notlar çıktı. Notlar alarak geldim. 10 yıl kadar önce yazmış emekli bir öğretmen, ismi Erdoğan Şahin. Memleketin neresi olduğunu bilmiyorum ama Milliyet Blok'ta yayınlanmış yazısı. Çok sayıda talep görmüş. Şimdi size ondan bazı bölümler okuyacağım. Onun burada yaşamış gibi olduğunu hissedeceksiniz hepiniz. Diyor ki Erdoğan Şahin Hoca, oldukça çok tanıdık gelen, alıp beni 50 sene öteye götüren anılar demeti sunuyor. Canlandırıyor gözümde. Öyle kaptırmışım ki kendimi, gerçekten bana bir arkadaşım, mesai arkadaşım odamda sesleniyormuş, duymamışım. Abi daldın gene, nerelerdesin falan dedi. Ve ben Erdoğan Hoca'nın notlarından uzunca bir yazıydı, bazı bölümler çıkardım. Diyor ki, şöyle başlıyor söze, yarım kalmış bir resim veya türkü gibi geliyor her şey bana. Sanki emaneten duruyormuşum gibi bir yerlerde diyor. Derelerinde çimdiğim, koyun kuzu güttüğüm, inek otlattığım, eşeklere bindiğim, çelik çomak oynayıp ekin tarlaları, yoncalıklar içinde saklambaç oynadığım, söğütlerin kavakların en uç noktalarına çıkıp köyüme baktığım, düdük kavlattığım o günleri dün gibi hatırlıyorum diyor. Umurumuzda değildi yoksulluk. Bulduğumuz sütlü çorbayı, bulgur bulamacıyı kaşıklardık aynı tastan lezzetine doyum olmadan. Ceplerimiz kavurga dolu olurdu. Bakın bu tabirler hepsi Apa'ya ait tabirler zaten. Ceplerimiz kavurga dolu olurdu. Annelerimiz siyah kuru üzüm doldururdu. Zihinlerimiz
açılsın diye doldururdu cebimize kuru üzümleri. Tarhanayı yaşken kaşıkladım. Kuruduğunda ayrıca ve kışın sobanın üstünde tıkırdayan kara tencereden tahta kaşıkla kaşıkladığım günleri unutmuyorum diyor. Nedir üzerimden bu geçmişe özlem çılgınlığı atamadım bir türlü diyor. Sayıklıyor adeta, atlar öküzler sulanacak, düvene binilecek, harman savrulacak, bulgur kaynatılacak ve şöyle bitiriyor. Dönüp gelin çocukluk anılarım, ne olur dönüp gelin, ne isterseniz vereyim size, yeter ki dönüp gelin diyordu. Tanıdık geldi hepinize değil mi? Erdoğan Hoca sanki çocukluğunu burada APA'da yaşamış gibi. Bir daha söylemek istiyorum Süleyman Bey. Ben daha önceki şölenlerde ifade ettim. Kanal 42 yayınlayacak madem şöyle ifade edelim. Bizim köyümüz dünya güzeli. Ben daha önce yazdıklarımda da bunu böyle ifade ettim. Hani bizim atalarımız der, bir evladının böyle yüzü gülsün, kazancı bereketli olsun diye işte başucun göl, ayak ucun deniz olsun der gibi bir laf sarf eder. Bizim köyümüz başucunda göl, ayak ucunda bereketli ovalar ve sırtında toroslar var. Böyle güzel bir köy. Allah herkese nasip etsin diyorum. Özellikle bu organizasyonu gerçekleştiren bütün yönetimdeki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şey oldu. Gurbette elbette ki insanlarımız uzaklaştı. Köylümüz dağınaktı. Toplum bir araya geldi. Bizim için çok güzel oldu. Özellikle cenazelerimizde haberdar olduk. Düğünlerimizde birleştik. Bu organizasyonda emeği geçen bir hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Köy ağamız benden rica etti. Bu güzel duyguları biraz coşkulu, biraz sesli bir şekilde izniniz olursa ben okumak istiyorum değerli köylülerim. Mehmet abim duygularını şöyle ifade etmiş. Hasretini dağlara, taşlara yazdığım, Danimarkalılara bile adını ezberlettiğim, yaşama sevincimdir apam benim. Altın kafesteki bülbül misali ille vatanım diye diye geçti ömrüm. Toprağıma, güzide insanlarıma, şükür kavuşturana işte aranızdayım. Köy ağalığı ağır bir makam olsa da onun şeref madalyam olarak bir ömür taşıyacağım omuzumda. Uzakları yakın ettiniz, koşup geldiniz, hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Ey canlar, güzel insanlar, vatanından ayrı kalmayan bu sevdayı zor anlar. Her ayrılıkta sanki yüreğim sökülür, veda vakti gelmiştir, duygularım dilime dökülür. Köyümden çıktım gidiyorum gurbete, bilmem ne kadar dayanır gönlüm bu hasrete. Güzel köyüm, seni hep izlerken o tepeden, sana hep özlem dolu bakışlarla baktım ben diyesim gelir. Gözlerimden iki damla yaş süzülür. Dünya durdukça bu cennet vatan Türk milletine armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun. En kalbi duygularımla saygılarımı sunuyorum hepinize demiş. Alkışlıyoruz köy ağamızı. Sağ olun. Teşekkürler hepinize. Allah razı olsun. Geldiniz. Evet, ağalık yarışına önerilerinizi hemen buraya alalım. 10 milyar. 15 yaşında bir gencimiz 10 milyarla bu işi başlattı. İsim neydi? Bulut Ali. Başkanım senden kaç lira? 5000 lira da benden. 5000 lira da
Bulut için veriyor Mehmet ağamız. Sıvaç Hasan Yılmaz 3000 lira ağamızın fiyatını yükseltiyor. Helal olsun. Efendim 5000 lira. Eski ağamız Hikmet abi değil mi? Hikmet Uzun abimiz 5000 lira da paşam için ben veriyorum dedi. 64.000 lira. Bulut Bayrakçı bu senenin ağası olması için açık arttırmayı kapatıyorum. Kapatmıyoruz. Yeni kapatmıyoruz. Gel Yılmaz abi, gel Hasan abi. Dur bir gel. Bir şey tamamlayalım ya. Dur ya. Şey olayı benzetmeyelim. Sevgili seyirciler, Çumra Apa'dayız ve üçüncüsü gerçekleşen şenliğimizde ağalık seçimleri bütün hızıyla devam ediyor. 17 yaşında Bulut Bayrakçı 12.000 lirayla sahneye çıktı ve ağa adayım dedi. Ve onu sevenler biner, iki biner, 5.000 lira arttırarak şu anda 64.000 liraya bir ağamız var. Sevgili Bulut. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, Çumra Apa'da üçüncüsü gerçekleşen şenliğimizde çok nadir görülen bir durumla karşı karşıyayız. Sevgili Bulut Bayrakçı o kadar kalabalığın arasından çıktı ve 12.000 lira veriyorum dedi. Güçlü bir alkış verelim Bulut için. Ve Çumra Apalılar muhteşem bir birlik ve beraberlik ve destek örneği gösterdi. Gönlünden kopan paraları vererek şu anda 81.000 liraya bu yılın ağasını açıklıyoruz. Sevgili Bulut Bayrakçı, güçlü alkışlarınızla. Abi sen de tut. Evet, helal olsun, hiçbir yerde görmedik. 81.000 lira dayanışma örneğidir. Hayırlı uğurlu olsun. Sahneye çıkmak istemedi, konuşmak istemedi. Hala da istemiyor. Neler söylemek istersin? Neler söylemek istersin? Aslında bu bana düşmez. Benim daha büyüğüm var. Sayın Erdem için. Ben ona giydirmek istedim ağlık şeyini seneye. Sizin de istediğiniz olursa. Bence bu bir örnek olsun. Çok teşekkür ediyorum. Seni giydirelim, tamam mı? Sen o. Seni giydirelim. 2018 ağası, 2019 ağası abim burada. Evet, 2018 ağası sensin. Ta öbür yılın ağası da burada. Al senin de duygu ve düşüncelerini bir alalım. Ne koyayım, seviyorum hepsini. Allah razı olsun. 2 yılın ağası da belirledik. Şimdi ağamızın kıyafetini giyeceksin. Hayırlı mübarek olsun. Çok teşekkür ederiz. Çumra Apa kalitesini, desteğini gösterdi. Güçlü bir alkış istiyoruz yine.
Paşa anne sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Şenliklerin en güzel alanlarından bir tanesi de şöyle bu mesirelik alanda yapılan pikniktir. En keyifli olanı yapılan pikniktir. Eşle dostla akrabalarla buluşmaktır. Şöyle bir çaylar demlenmiş abiler böyle ellerinde çaylar. Ne kadar kalabalık güzel bir aile. Şöyle şuradan imrenerek geldim yani. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ne kadar büyük bir aile dedim. Ya da böyle akrabalık mı var? Aile mi? Akraba, hepsi, eş dost mu? Hepsi akraba. Hepsi akraba. Herkes Çumra Apalı mı burada? Hepsi evet, apalı. Apalı. Evet çok güzel. Maşallah diyelim. Birliğiniz dirliğiniz hep daim olsun. Allah razı olsun. Hemen bir siz tanıyalım. Benim adım Ali Bebek. Ali Bebek. Mimarım. Konya'da görevimiz. Ondan sonra şenliğimize geldik. Gayet güzel. Çok şahane bir program. Herkes mutlu oluyor. Evet çok güzel. Herkes yani, birbirine kavuşuyor, görüşüyor. Tabii ben şimdi bunları 40 senedir görmediğim akrabalarım benim bunlar. Bunları şimdi burada gördüm ben. İlk defa bu sene burada. İlk defa burada gördüm ya. Ne kadar güzel ya. Yani onun için güzel. Allah razı olsun. Arkadaşlarımız da güzel organizeler yapıyor. Hangi televizyon? Kanal 42. İyi, güzel. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hemen şöyle devam edelim. Abi evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Biz de teşekkür evet. ederiz. Hemen bir sizi tanıyalım. Ramazan Arıkan. Ben de köylüyüm. Halamın oğlu olur aynı zamanda. Ve de dayısının oğluyum. Biz de Konya'da oturuyoruz ama buradan gitmeyiz tabii. Ben de otobüsçüyüm. Kaptanım otobüs firmasında çalışıyor. Sabah yoldan geldim. Çok zor. Evet. Nereden geldiniz abi sabah yoldan? Sabah Mersin'den geldim ben 5.30'da. 2 saat uyudum buraya geldim 11.30'da işte. İlla katılayım dediniz. Tabii çok tabii akrabalarım bak bunlar hep akrabalarım benim. Ne güzel hanımım, ya. Eşim, kızlar, şunlar kızım, torunlarım var. Bunlar hep kayınım var. Evet tanışıyoruz değil mi? Nereden tanışıyoruz hatırlayamadım. Simayen tanıyorum sizi ama nereden tanıdığımı bilemedim. Bunlar Çumra'dan geliyor. Merhaba. Çumra'dan geliyorsunuz. Merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. İsim nedir? Kadir Selek. Evet. Kadir Bey ne iş uğraşıyoruz? Ben bayan tercisiyim Çumra'da. Evet. Yani işte tercilikle uğraşıyoruz bakalım. Hiç yabancı gelmedi Simayen. Bak Çumra'ya geldim. Ne gelmişsinizdir yani. Ya Çumra nasıl gelişmiş öyle? Ne kadar büyümüş? Yani Çumra çok güzel haliyle. Yani tam yaşanacak yer gerçekten. Hani doğa olsun işte çevrenin etkisiyle olsun çok güzel yani. Siz de buralı mısınız? Bizim köy Saracık Köyü. Apa Saracık. Apa Saracık Köyü. Apa Saracık Köyü. Evet. Yakın mı ona buraya? Yakın evet, yakın. 3 kilometre. 3 mü? 5 kilometre. 5 kilometre uzaklıkta yakın sayılır. Aşağı yukarı. Evet. Peki nasıl buldunuz şenliği? Şöyle bir değerlendirseniz. Çok güzel. Allah razı olsun. Sebebine, iştirak edenlere, yardımcı olanlara bak. Yıllardır görüşmediğimiz akraba. Şunlarla biz amca çocuklarıyız. Ya sen de eşisin bak. Ablama el sallıyorum. Ben de hanımıyım. Seni de alayım böyle gel. Niye? Görümce. Gelin görümce. Maşallah. Bir tane benim görümce. 40 yıldır kimle görüşmediniz? Hangi akrabamızla? Bak
Bak bunlar benim akrabalarım işte bak. Gel dur bir teyzemin yanına gideyim be. Hoş, hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim hamdolsun. Şükürler olsun. Sizler de iyisiniz. Çok şükür. Dediler 40 yıldır görüşemiyoruz yavrum ya. Evet siz nereden? Konya'dan mı geliyorsunuz? Ya ben Konya'da da otururum. Burada da evim var. Burada ev yaptım. Oturuyorum. Ama önce ben Alanya'da kalıyordum. Görüşemiyorduk. Evet. İş imkanlarından dolayı. Şimdi de toplanıyoruz artık. Mutluyuz, memnunuz. Ne güzel. Allah razı olsun sizden de. Süleyman'ım da gelmiş. İyi olmuş. Nasılsın, iyi misin? Hamdolsun yavrum, iyi. Siz iyisiniz. İyidir. Sen de hep böyle güler yüzlüsün. İnşallah. Evet. Elhamdülillah. Tabii. Sizin akrabalık nedir? Akrabalık. Görümcenin görümcesi. Görümcenin görümcesi. Yani detaya dikkat edin. Görümcenin görümcesi. Kaç sülale var burada? Ya, bu ata dede akrabam. Kuzum bunların soyadı benim... Dedemin soyadı bunlar taşıyor. Onun oğlu yoktu, hiç oğlu kalmadı. Bunlar taşıyor bunun kardeşleri, evet, akrabayız. Senin kınaların ne güzel olmuş öyle. Bir düğün mü vardı? Akşam Çukurkavak'ta kınamız vardı, akrabamın kızı gelin oluyor. Elime koydular, şöyle alıverdiydim. İyi olmuş, güzel olmuş valla. Hacı kınası falan mı diye düşündüm. Yok kızım. Hani bu ara herkes hacıya gidiyor inşallah. Rabbim hacıya gidenlere de selamet versin inşallah, kabul etsin. Çok teşekkür ederiz. Gel gel göremedim seni. Televizyonda görüyordum ama canlı canlı görmek çok güzel bir şey. Teşekkür ederim. Vallahi çok sağ olun. Ekskomi. Siz nereden katıldınız? Ben de biz Çiğde. Çumra'da Konya'da oturuyorum Çumra'dan. Ben. Evet Konya'da oturuyorum. Apa'ya oradan gelin geliyor. Geldi şimdi Konya'da Apa'ya oturuyor. Apa'ya gelin geldi. Sen o zaman Apalı olmuşsun. Evet Apalıyım. Beyim Apalı ya. Evet beyim doğru. Apalı. Apalı kaptanımızın eşiydin değil mi? Evet kaptanın eşiydi. Peki zor mu ya kaptanın eşi olmak? Evet çok zor ya. Yıllarca çok sen yol bekledin. Evet yol bekliyorum evet. Çok uzun yola gidiyor. Ankara, Adana, Antalya oralara gidiyor. Tamam sağ salim size kavuşturmayı nasıl evet, tabii. Nasıl buldunuz şenliği? Şenliğimiz çok güzel. Allah sizden razı olsun. İnşallah, İnşallah seni bir daha nasip görecek. İnşallah, İnşallah yine geleceğiz. Çok İnşallah. Güzel. Siz çok... nasılsınız? İyiyim sağ olun. Biz de görümceme katıldık. Görümceler genellikle eltiler, görümceler pek anlaşamaz ama maşallah diyelim. Yo benim iki görümcem de süper. Ben ikisini de çok seviyorum kardeş gibi. Allah'ım hep daim kılsın inşallah. Görümcelerimin görümcelerim. İnşallah anne. Benim gelinim, bu benim kızım. Benim kızım. Sen vallahi bunlardan daha genç duruyorsun. Sağ ol. Ne bunun sırrı? Ne yiyorsun, ne içiyorsun böyle genç durmak için? Suyu mu yoksa? Buranın ben suyu var ya 20 sene yol yürüdüm. Onun mu sırrı? Hastanede çalıştı. 20 ya, yıl emek 20 yıl. Sahibi. Nerede hastanede çalıştın? Hangi Çumra. Hastanede? Çumra'da. Çumra'da. Şimdi Çumra'da çalıştın. Git gel git gel 20 sene yol yürüdüm. Ne iş yaptın orada? Temizlik. Hasta bakıcı. Sana bir şey söyleyeyim. Sen hastaların çok duasını aldın. Evet. Rabbim sana onun için böyle bir selamet vermiş. Evet. Yolda, sokakta, nerede görürse görsün. Sağ ol. Allah razı ol. Hep böyle diller yani. Ama şimdi çok dikkat ediyor. Evet, evet. Sen var ya birçok insan duasını alır. Şimdi hastanelerde böyle kritik yerler çalışan insanlar çok dua alırlar. Evet, sen demek ki güler yüz eksik etmemişsin. Ama şimdi hastalandım bak sağlığıma. Zayıf şimdi yiyemiyor fazla zayıfladı. Gene iyisin maşallah. Yine iyisin valla genç kız gibi duruyorsun şimdi. 80, 82 yaşındaydın değil mi anne? Maşallah. Bir maşallahınızı alırız sevgili izleyenlerimiz. Kızıyım şöyle ben. Bu da büyük kızım. Bu da büyük kız. Şöyle bir bakalım. Bu da küçük gelinim. İsimler nedir? Dilek. Dilek. Gülsüm. Gülsüm. Ayşe. Ayşe. Gelinler, kızlar hepsi anlaşıyor muyuz? Evet çok şükür. Çok güzel. Ne güzel. Maşallah diyeyim. Örnek olsun. Valla iki gelini, görümcelerim hepsi iyi. Şanstan hepimiz iyiyiz Allah'a şükür. Böyle senede bir görüşmüyorsun herhalde. Her zaman görüyoruz. Gidip geliyoruz. Gayet samimiyiz. Ne güzel. Valla. Yine buradayız. Şükür. İnşallah Rabbim dirliğinizi hep daim tutsun. Böyle hep birlik olun inşallah. Hep güzel günlerde buluşalım. İnşallah şöyle bir de bir el sallayalım mı? Şöyle bir de bir el sallıyoruz. Çumra Apa'da bu güzel köyümüzde devam edeceğiz. Oh, 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 oh
Sayın Başkanım, bir değerlendirme alalım. Buyurun. Sayın Başkan, muhterem konuklar, değerli hanımefendiler, Apalı Orman'ın bütünlüğünü kişiliklerinde taşıyan beldemin yiğit insanları ve dünya sevdalları, sizlere merhaba diyerek hoş geldiniz diyorum. Sevdanın adresi Apa'ysa, sevdanın adresi Apalı'yım demekse, biz buna deriz elhamdülillah. Elbette ki 1994 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk şenliğimiz hava dildiğine görkemli bir şekilde devam etmektedir. Dün bir avuç insanla gerçekleştirdiğimiz bu şenlik bugün 3000'lere, 5000'lere hitap etmektedir. Elbette ki insan ömrünün 70-80 sene olduğu dünyamızda birkaç yılını birlikte geçiren insanların acı ve tatlı hatıraları vardır. Ben inanıyorum ki bir ömür boyu birlikte olan apaların hatıraları acı değil, tatlıdır. Sevgili seyircilerimiz, şenliğimiz devam ederken biz biraz çevreyi gezelim dedik. Şimdi Çumra Apa diyoruz. En eski yerleşim birimine geldik. Burası deniyor. Sevgili Mustafa abi, biraz özetleyelim burayı. Ben mikrofonu alayım mı tekrar? Tabii ki, Süleyman Bey? Evet, şimdi değerli seyirciler, değerli izleyiciler, değerli insanlar. Şimdi biz eski Apa'nın yerleşim alanında şu anda çekimdeyiz. Mezarlıklarımız, eski kalıntılarımız, evlerimiz, hatıralarımızın olduğu yerdeyiz. Şimdi eğer arkadaşım gösterebilirse karşıda hüyük var. Evet. Hüyüğün etrafıyla beraber bu bölgede eski Apa'nın yerleşim alanı buralar. Biz artık başucuna bir ağaç bile dikemediğimiz, bayramlarda bizde gelenektir mezar ziyaretlerinde şu yukarıdan gölün dolu olduğu zamanlarda çoğunlukla tabii gözlerimizden zaman zaman yaşlar dökülerek biz oradan geçmişlerimizi iade ederiz, fatihalar bağışlarız. Burası bizim eski Apa'nın yeri. Apa derin kültür olan bir yer, daha önce bahsetmiştim. Apa kökleri ta Selçukluların Anadolu'ya gelişiyle başlayan bir tarihi var. Köyümüzün girişinde mesela mezarlıklar var Süleyman Bey. Bunlara biz Horasan erleri diye, yani halkın dilinde söylenceler var. Onlar çok uzun. Evet. Köyümüzün yani buraya nasıl yerleştiği, nasıl bir hikayeyle buraya yerleştiğiyle ilgili bazı detaylar var. Ama tabii yaptığımız araştırmalarda mesela Şemsettin Altunbağ'la bile bir bağlantısı olduğunu düşünüyoruz bu bölgenin. Neden? Altun Apa diye de geçer tarihte bu şahıs. Evet. Şimdi Selçuklu'da kürsü başkanı Bayram, sanıyorum soyadını hatırlayamadım şu anda ama onun ifadesine göre, ben mesela birine direkt sordurdum. Apa'nın Şemsettin Altunbağ'la, Selçuklu veziriyle bir bağlantısı olabilir mi diye. Bu bölgenin onun daha önceki ekinlikleri arasında sayılabilir demiş. Evet. Yani Şemsettin Altunapa'nın buraya isim vermede bir acaba ihtimal olabilir mi? Bir onun üzerinde duruluyor. Bir Belkuyu'ya taşınmış, şurada ileride bir köyümüz var. Belkuyu'da bir taşın üzerinde Apa'nın hatıbıyım, 1500 hanenin hatıbıyım diye yazdığı ve Apa'dan taşın götürüldüğünü şahitleri var, bilenleri var. Ve en önemlisi de işte sabahleyin bahsetmiştim. Orhun kitabelerinde bile Apa ismi geçen ve çok kökleri derinlerde olan, atam demek, büyük demek anlamlarına gelen Apa'nın bir adı var. Kısaca eskiden halkın dilinden geleni de zikredecek olursak, işte Anadolu'ya Türklerin ilk geldiği dönemlerde Rumlarla bu bölgede bir zaman zaman yer kapma, bir aralarında zaman zaman savaşların olduğu dillendirilir. İşte apalan demek, saklan demek anlamına gelirmiş. Düşman geliyor, saklanın, apalanın gibi. Bir söylenceden bahsedilir. O çok sağlıklı bir rivayet mi bilmiyorum. Evet. Velhasıl Apa'nın ismi böyle konulmuş. Tabii burası bizim için biraz hazin bir bölge. Burada biz hatıralarımız canlanırken yüreğimizden çoğu zaman yani bir
acının koptuğunu hissederiz. Ayrıca şu bölgede olduğunu düşünüyorum. Bir Selçuklu döneminden kalma büyük muhteşem bir köprümüz vardı. O da sular altında kaldı. Evet. 1962 yılında bura baraj yapıldıktan sonra köyümüz bugün şenlik yaptığımız alana taşındı. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Söyleyeceğimiz daha çok şey var da. Yeterli olurum. Teşekkür ediyorum programınız için, televizyonunuza, gösterdiğiniz ilgiye, köyümüzde bugün renk kattınız her şeye. Karı koca ikinize de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, Çumra Apa'mızda hava güzel, serin bir hava var, su bol. Dolayısıyla herkesin böyle nefes alabileceği bir yer. Bu noktada da maşallah herkesin hayalinde olan böyle bahçeli, ferah, küçük, şirin 2+1'ler hayaldir. Sevgili Hasan Yılmaz abim gerçekten Çumra Apa için çok yoğun bir şekilde mesaisini harcıyor. Bir görev ve vazife verildi ona. Şu işi üstlendendi, bir kooperatif çalışması var. Aynen. Nedir ayrıntılar? Şimdi ayrıntı şöyle. Biz köyümüzü seviyoruz. 11 yaşında ben köyümden çıktım. Hep hayalim, özlemim köyümde bir evim olsun. Geldiğim zaman kapısını açacağım bir yerim olsun. Hayalim vardı. Bunu köylülerimle paylaştım. Benim gibi çok düşünen insanların olduğunu gördüm. 50 tane gönüllü kardeşim, abim bir araya geldik. Bir komparatif kurduk. Milli Emlak'tan bir yer talep ettik. Bu gördüğünüz yeri Milli Emlak'tan satın aldık. Bu şekilde bir proje hazırlattık. Bir cami yerimiz var. 95'er metrekare bu evleri Allah nasip ederse bir hafta 10 gün içerisinde temelini, ilk harcımızı, betonunu döküyoruz. Nasip olursa müteahhitimizle anlaşmamız şu şekilde, 12 ay sonra bize gelecek sene şenlikte anahtarları teslim edeceğiz. Rabbim inşallah yardım eder bize. Biz de üyelerimize, köylülerimize, bize inanan insanlara mahcup olmayız. Bütün iyi niyetimizle, bütün gayretimizle mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Bu noktada beni izleyen köylülerim çoğu çok heyecanla bu projeyi beklediğini biliyorum. Geciktiğini de biliyorum. Gecikme sebebi şunu çok iyi bilsinler ki kesinlikle benden ve yönetimdeki arkadaşlarımdan kaynaklanan zerre kadar bir şey yoktur. Burada olay tamamıyla bu resmi dairelerden işlerin çok uzun sürmesi bizi bir yıl bu işte geciktirdi. Üyelerimize karşı mahcubuz ama inşallah verdiğimiz sözü tutarak, onlar bizi anlayışla karşıladıklarını biliyoruz. Sözümüzü kalite anlamında tutarak bir yıl gecikmeli de olsa inşaatlarımızı teslim edeceğiz. İnşallah köyümüz için, bu bölge için hayırlı olur. Bu bölgede ilk bir proje, diğer köylerde bizi örnek alaraktan herkes sıla-i rahim kendi köyünde bir yurdu olur. Biz de buna örnek olabilirsek ne mutlu bizlere. Yani burası güzel. Selçuk Üniversitesi'nin uygulama bölümü var burada. Var. Çok güzel. Benzer su gibi var. Yani. O devlet güzel, hava güzel. Her şey güzel. İnşallah güzellikler olacak i̇nşallah, Hasan abi. İnşallah kardeşim. Sağ ol. Evet, yavaş yavaş bir şenliğin daha sonuna geldik. Herkes toparlanmaya başladı. Dernek başkanıma, Adem abime bir düşüncelerini alalım. Kazasız belasız herhangi bir kayıp yok. Evet, çok şükür bu senede şenliğimizi kazasız belasız bitirdik. İnşallah gelecek yıllara sağlıkla sıhhatle hep birlikte yeniden bir şenliğe diyeceğiz. İnşallah. İnşallah. Gayet güzel derece için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet ağam. Efendim. Bitirdik. Bitirdik. İki yılın ağasını da seçtik şimdiden. Evet. Senin bereketin midir, nedir maşallah? Ya bir, rahat mı? Huzurlu musun? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah'a çok şükür. Sizden de Allah razı olsun. Basın mensubu olarak. Allah razı olsun. Ondan sonra işte bitirdik. Yani sorduğum arkadaşlar da çok güzel oldu dediler. Yani ben de memnun oldum. Köylüme 41 değil 82 bin lira helal hoş olsun. Oh maşallah. Ondan sonra, Allah razı olsun. Hakikaten, bu sene de yaptık zaten bunu. Sayenizde. Evet. Bulut buralarda değil. Buradan Bulut'a selamlarımızı yolluyoruz. 17 yaşında sevgili Bulut kardeşim de gelecek senenin ağası oldu. Şimdiden başarılar dileyelim. Büyük bir yük var omuzlarında. Biz buradan el sallayacağız. Bir dahaki şenlikte beraber olmayı umuyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.